Evet sevgili izleyiciler, hayat bayram olsa bu sefer bir yere gene misafir geldik. Aslanım nereye geldik? Hadi bakalım. Evet. Evet bugün çok özel bir yere misafir olduk. Kendileri kabul ettiler. Çünkü onlar da özel bir yer. Çünkü onlar da özel bir yer. Toplumun içinde faaliyetleri var bence. Bir tanıyalım mı o zaman? Bir tanıyalım. Evet, Kiray Bey. İlk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Altınova'da engelli akülü araba ve bisiklet tamircisiyim. İsmim Şenay, Şenay Orhan. 1976 doğumluyum. 8 aylıkken yüksek ateş geçirdiğimiz için yürüme engelliyiz. Yani bayağı sıkıntılı olmuş. Bir de arkadaşımızı tanıyalım. Tabii ki de tanıyalım. İsmim Mehmet Taşkın. Devlet yaklaşık 3-3,5 yaşlarında ben de yüksek ateş sonucu çocuk felci geçirmemden dolayı bir protez yardımıyla hayatımı idame ettirmekteyim. Şimdi tabii engelli ne demek diye soracağız özel yürek. Ama sizler yaşıyorsunuz, sizler bunu daha iyi. Evet, bizim gözümüzden şimdi. Yani, engellilerin sınıflandırmak çok şey, yani bugün dışarı çıkamayan, camdan dışarı bakan engellilerimiz de var. Göremiyor. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yani ben 17 sene belediyede çalıştım. Belediyeden emekli oldum. O zaman da engelli arabalarının evde çıkamayanlar, arıza yapanlar, onlara da hepsine koşuyorduk. Emekli olduktan sonra dedik kendi o işi yapalım. Hem bir katkımız olsun, 3-5 bin ekmeğimizi kazanıyor. Allah'a şükürler olsun şu an köylerden, yani Tekirdağ'ın gitmediği yeri kalmadı. Yani, Tekirdağ'da seni tanıyor. Gelemeyenler oluyor şimdi. Bütün herkesin arabasına vasıtası yok. Sadece sandalyesi var. Bugün Saray'a mesela çok gidiyor. Çerkezköy, bakım merkezi. Oralara çok gidiyorum. Yani getiremiyorlar çünkü arabalarını. Şimdi birazdan tabii mesleki konulara gireceğiz. Siz bunu uzmanısınız. Ben özel bireyim. Bırakalım Tekirdağ Trakya'yı. Türkiye'de bile bu işi köklü olarak yapılmanın çoğu bir. Tabii bunları bir duyuralım. Değil mi? Yani zaten ülkemizde 11 milyon. 12 milyona yakın özel birey var. Evet, şimdi hem durumlardan bahsedeceğiz. Yani durumumuzdan diyorum. Hem de aslında sormak istediğim şey var. Size soruyor. Evet. Standartları nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletimizin bize verdiği hakları, evet. Dünyadaki standartları, ülkemizdeki standartları nasıl değerlendiriyorsunuz? İkimizden de yoruluz. Hatırlarsanız 2005'ten eve maalesef yok. 2005'te engelli yasası çıktı. Aslında onun bir iladı oldu. Evet. İşte oradaki sizler yaşayarak çok daha iyi bir değerlendirme yapacaksınız. Rica eksikleri ediyorum. De vardır. Bunları dinleyelim sizden, önerilerimiz. Rica ediyorum, lütfen bana reklam yapmayalım. Tamam, peki. Buyur arkadaşım. Evet, dostum. Şimdi devletimizin tabii ki engellilere verdiği yardım kanun bir şekilde bir şeyler devletimiz yapmaya çalışıyor ama bence şurası da şöyle olsa dediğimiz yani yerler varsa. Yani şahsi fikri aslında biraz daha eğilebilirler bu konuya. Yani bence eksik yapıyorlar. Bir örnekle gelelim. Burada amaç engelleyici yapmıyoruz. Onları şimdi bekleyip en büyük, yol göster. En büyük örnek. Aynı etkinlerde seslenmiş oluruz bir anda. Hastaneye gidiyoruz. Evet. Doktora muayene olacağız. Sıraya giriyorsunuz. Ama sizin önceliğiniz var. O lafta oluyor. He. O lafta oluyor. Doktorun kapısına gidiyorsunuz. Maalesef. Maalesef o da lafta. Maalesef. Yani öncelik öyle. Adı var ama kendisi yok. Bir markete gidiyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz. Yasalara göre sizlerin önceliğiniz var. Ama dediğiniz gibi tekrar. Ama kağıt üstünde kaldım. Kağıt üstünde. Her şey kağıt üstünde. Bir denetim mekanizması yok. Anladım. Burada tabii insanlığa sesleniyoruz. Bize biraz daha lütfen sıcak bakınız.
anlayışlı bakıyoruz. Yani ben elini alayım bu kadar. Ben bankada mesela maaşımı çekmek için sıra beklerken elimde de bankamatiği tutuyorum ki yani insanlar yanlış anlamasın. Doğru. Sıradakiler bittikten sonra ben sıramı bekliyorum. Ama öbür taraftan adam geliyor, geçiyor. Diyorum ki beyefendi bak ben diyor, aa ben seni görmedim. Elimde kartla yani sandalyem gözükmeyecek bir insan değil. Yani sıramızı beklediğimiz halde bazen sıram önümüze geliyor. Sizin önceliğiniz bunu hatırlattığınız zaman vatandaşların ve o an geçebilir insanların çok az. Yani tabi bazı insanlarımız gerçekten çok sıcak davranan, daha yardımcı oluyorlar ama insanca davranan. Bazılarımız da maalesef yani hiç umursamıyorlar değil. Hatta otobüste bunları çok yaşıyoruz. Otobüste de çok var. Evet, sevgili izleyiciler bu konuda bölgede gerçekten otobüs durumlaşımla ilgili özel bireylerimiz çok ciddi bir sorunlar yaşıyor. Ama yakın bir tarihte konumuz olacak olan aile bakanımız Tekirdağımızın geri dönümü bunları bilgilenecek diye. Evet. Bu konuda ben de belirtmek istediğim sıkıntılar var. Otobüs dediğiniz, bankasını söylediğiniz ve bazen 35 merkezlerinde reklamlar geliyor. Tamam. Biliyorsunuzdur. Asansörlere biniyorlar. Yürüdükleri halde. Ki merdivenden böyle ileride yazıyor. Önce git diye. Bir de arkadaşımızın dediğine gidiyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. O yazıda... Bir de sen seslen bakalım başta. Bir de o yazıda 20-22 punto. Nasıl görmüyorsunuz o yazıları ya? Evet. Nasıl görünmüyor o yazıda? Evet çok asansörde çok beklediğimiz olur otobüslerde. 20 punto yazıyı nasıl görmüyor insanlar? Haksız mı? Otobüslerde takriben yani 20-25 kişi diyelim. Yani belki de daha fazla da 30 dolar. Bir tane engelliler için yani. Çok güzel. Ama hiçbir zaman orası boş kalmıyor. Bazı insanların gerçekten binerken daha rampa açıldığında kalkıyorlar. Ama bazıları ben mesela çok kenarda başka bir yere tutunarak yolculuk yaptım. Galiba çoğunlukla insanların şu arasında engel var. Evet. Şimdi benim sormak istediğim bir soru. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplumun davranışı. Az önce de değindiniz ama engelleri biraz daha çok. Yani özel bir hediye, topyekun, bunun içinde görmeyenler. Ama ben bunu birazcık daha açmak istiyorum. Özel bir daire başkanlığı. Yani şu anda herhangi bir toplumdan herhangi bir sıkıntımız yok. Yani yeter ki ulaşabildikler güzel olsun. Yani yardım etmek isteyen insanlar bayağı var dediğim gibi bazı istisna konular var. Yani kendini sadece düşünen, işte otobüsten yer vermeyen gibi. Tabii. Yani duygusuz insanlar var. Ama genelde çarşıda işte gezdiğiniz herhangi bir yerlerde bir sıkıntı yaşadığınızda arkanızdan koşan da var. Bunda geçmek istemem. Ama çok az bir kesim. Tabii. Siz ne? Yani yüzdelik. Biraz bunu nasıl yaşayabiliriz? Ne yapmam lazım? Bir de yetişmekte olan insanlar. Onlara da bir mesaj verip. Yani daha bir farklı bence. Onlar bilgisayar çocuğu. Her şeyi bilgisayarda yaşıyorlar. Cep telefonunda yaşıyorlar. Onlar biraz daha sanki uzak bizim nesilimizde, yani bizim yaştaki insanlara göre daha farklı boyutta. Farklı boyuttalar. Daha farklı bakıyorlar. Çok önemsemiyorlar. Yani geçip gidiyorlar. Hani ne bileyim onlar çok daha farklı bence. Yeni yani, nesil yani bence yani, hiç. Yani temel eğitim değilimiz ona. Yani burada devletimizin de yapacağı bir şey yok. Ailede başlayalım. Sıkıntı. Aslında bence Milli Eğitim Bakanlığı ana sınıfından başlayarak en azından bir ders de olsa engelli tarafından anaokulundan başlayarak bir ders öğrencilere engelliler hakkında yaşamları hakkında nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gereği hakkında ders verebilir diye düşünüyorum. Bir zamanlar için bir teorisi vardı. Şimdi Aslan galiba ondan bahsedecekti. Aslında ben şu an bahsetmek istedim ki sizin fikrinizden yola çıkarak. Aslında okullarda seçmeli ders olarak geçen sosyal yetenek diye bir ders var. Evet. Onu zorunlu hale getirilebilir ki çok da güzel olur. Aslında o ders de yıldızlı ders dediğimiz derslerden bir tanesi olabilir. Sosyal etkinlik dersinden kaç puan alıyorsa, yani geçiyorsa, geçecek, kalıyorsa ondan da kalacak. Nasıl yani olur? Edebiyat gibi, matematik gibi yıldızlı bir ders olabilir yani. Bence de olmalı. O zaman şöyle diyelim, özel bir arkadaşlarımızla beraber. Burada birinci sınıflara, ana sınıfından başlamak kaydıyla özen bireyliğimiz bu sınavlarda birebir
belli zamanlarda zamanı paylaşmak, neler hissediyorlar görmeleri lazım ki anlayabilsin ve yarın bir gün onlar da çocuklarına anlatsın. Aynen öyle. O halde Milli Eğitim Bakanlığı'na da duyurumuz olduğunda kendisinden bunu isteyeceğiz. Buyurun. Sayın Meslan Hocam, vekilimizde olan programımız vardı. Hatırlıyorum. Orada şöyle bir şey iletmiştik kendisi de bize. Kendisi de bize ilgili demişti. Sosyal yaşam vaktiydi. Evet. Bizim de spor yapabileceğimiz, aktiviteler yapabileceğimiz bir sosyal yaşam merkezi. Biliyoruz belki de bizim ilgimiz olsun, Tekirdağ'ımız olsun, Marmara'nın mavi gözlü ilgisi olsun. Konuklar önemli çünkü işin uzmanları burada. Hani güzel bireylerin kullandıkları alet edevatlar vardır ama bunların tamiratları kim, nasıl yapılıyor derken bir özel bireyler uzman olunca işin şekli değişiyor gibi bir şey var. Burada senle biraz yer alalım. Yani şimdi en büyük sıkıntımız akülü araba. Yani bunların işte belirli bir kullanımı var, belirli bir şarj süresi var, belirli bakımları var. Tüm özelliğiyle bunları giymiyor bakın. Evet, bakımlardan... Gerçekten giymiyor. Çok da araç giymiyor, bırakıyorlar, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sonra. Şimdi normalde çok gezen bir arkadaşımız, bunu yılda bir kere bakım yaptırmak zorunda. Çünkü bunların kömürleri var. Bu kömürleri içeride bobinler bunları yedikçe bobine sarıyor. Bobine sarınca bu sefer aküyü şarjını fazla götürüyor. İleride de işte yağ akıtma, yağlanma, şu istikbo da zarar verme. İşte aküye mesela bir akü normalde bir sene, bir buçuk sene çok rahat giderse 7-8 aya düşüyor. Neden? Çok aşırı güç sarf ettiği için. Bunun bir yası var. İşte tekerlek bakımları var. Bir de şu sorun var engellilerin. Çoğunluktan şarj sıkıntıları var. Şimdi bir tanesi şöyle çeksek de birlikte baksak olur mu? Evet, şöyle bir alalım bakalım. Zamanla bitiyor. Ve biterken de içeride dönen bobine sarılıyor. Bobine sarılınca, yani şu JS'ye zarar verebilir kumanda koluna. İçinde altta beyin var, beyine zarar verebilir. Bazı kollar kendinden beyin. Ama en çok zarar verdiği şey akülar. Yani zorlandığı için yani bir kişi fazla taşıyormuş gibi hissediyor. Yani şimdi bir kamyona 30 ton verelim ama 40 ton yüklerseniz zorlanır. Ne olur? Bobini bozulur, işte debel sıyırır. Onun gibi bir şey. Bu da böyle sanki hep bir kişi fazla taşıyormuş gibi. Arkadan biri çekiyormuş gibi zorlanıyor. Ne oluyor? Akıyor bu sefer çok çabuk bitiriyor. Bunun bakımları yapıldığında bu motorlar sökülüyor. İçinden bobinler çıkıyor. Bobinler güzel temizleniyor. Yıkanıyor. İçinde bir yalan. Siz mi yapıyorsunuz? Tabii. Keçeler var içinde. Onlar değişiyor. Şanzıman yağları var. Balataları kontrol ediyoruz. Bazen o balatalara kadar yağ geldiği oluyor. Yani onun tren sistemi giderken bir taraf kayıyor durmaya kalkıyor. Yani bunların hepsi genelde dediğim gibi kullanılan şeye bağlı. Yaşadığınız her şeyi burada da yaşıyorsunuz. Tabii. Şimdi mesela şu jüestik kol. Yani buna zarar verdiğinde bunların ücretleri çok pahalı. Bu bakımdan çok daha pahalı. O yüzden genelde böyle hep bakımları yapıldığı zaman, senede bir kere girdiği zaman bakımı normal bir cüzi miktarlar harcıyorlar. O zaman şöyle diyelim, tüm özel bireyleri senede bir defa sizi muhakkak bakıma bekliyoruz. Evet. Sonra devam edelim. Şimdi benim... Evet. Şimdi... Sen de şöyle nasıl geldin Hasan'cım? Evet, şimdi bobin dediniz, kömür dediniz,
Bunlar olarak hangi parçalar oluyor? Beyin dediniz. Şimdi bu beyin kısımları, motorları hareket ettiren parçalar. Yani şu akülü arabalar çok güçlü. Güç var bunlarda çok. İçeride o bobinler aldığı elektrik gücüyle hareket eden bir şey. O bobinler içeride kömürlerin vasıtasından dönüyor. Ve her sürtüşmede o kömürü harcıyor içeride. O kömürü harcıyor, o kömürlerin tozları içeri bobine sarıyor. Bobin bu sefer ağır dönmeye başlıyor. Ağır dönmeye başlayınca haliyle zorlanmaya başlıyor. Yani sen koşarsın, yürürsün, gidersin, belirli bir de sonra yorulursun. Aynı o da öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Son sözleri alalım ve sonra hep birlikte ne diyelim? Evet, aslında son programda da belirtmiş olduk. Yani sizler de belirtmiş oldunuz. Aslında biraz dil kaybısı oldu, özür dilerim. En büyük engel vicdanlıdır. Farkız mıyım? Tabii. Neyse, o zaman şimdi hep beraber ne diyelim? Hayat bayramı olsa diyelim mi? Diyelim. Thank you.